Jaxxus koridor, Sante orta koridor, Nautilus bana, orman gibi geldi. Bana da öyle geliyor ama bilmiyorum. Hadi bakalım. Bir anda Trix Jax ormanı oynuyor. Orada direkt ters köşe yaptı Trix. Poppy çok iyi tercih. Bir kere de Honor bu arada Poppy çok iyi tercih. Şey yaptı. Yani Nautilus orman çok enteresan ya. Çalışmışlardır. Trix eski zamanlarda oynamıştır Nautilus evet. Ormanda. Nautilus'un üst koridor ormanda oynandığı bir meta vardı yıllar yıllar önce. Ya, seçim yasaklama hakkında konuşamıyorum. Kusura bakmayın. Şey biraz ya, çok ben şey gerçekten böyle eşleştiriyorum. Çok enteresan geldi Poppy, ama Poppy vardı, Nova ve Trix abi şey yapıyordur ve Poppy bence de nokta atışı. Yani. Ben çok güzel çifolar izleyeceğiz. Çok ya, fazla atılma yeteneği var. Şu maç o kadar Gami'nin Lucian'la alt koridorda neler yapacağına bakıyor ki. Ve hani Aphelios'la kite yapmayı çok seven ki rakiplere bak. Aphelios kiteleyecek Sante, Nautilus, Jax 3 tane yakın dövüşçü. O kadar. Ne oldu? Hexatron denedi. Sanırım vazgeçti atmaktan. Yani duvara takıldığını düşünmek istemiyorum. Olduğu yerde bıraktı. Şimdi Exxush'a geliyor. Bir kez daha denenebilir burası. Denenecek gibi. Exxush'a geliyor. Şimdi Gamin rakipleri yavaşlattı. Trix gideceği yerde tutuyor Absolute'u. Ve ilk kanı da nişancısına kazandırdı. İkinci skorda geliyor Gamin'e. Siz o kadar hakkımda konuşursunuz ama ilk kanı aldırtırım diyor Trix. Bulut Ejderi dakika 9'da Galacticos tarafına gidecekmiş gibi duruyor. Kreas Gromp'unu aldı. Sonrasında alt koridor etrafında ama biraz uzun sürse de herhangi bir baskıya maruz kalmadan Galacticos alıyor Ejderi. Yani çok zor. O yüzden hiç denemedi bile. Kreas'ın şu an bir de mantıklı deneyebileceği bir yer de yok. Oh. Sobora ultisini açtı ama niye? Hadi canım. Kitle kontrolden çıkamadan düşürüyor Sobora'yı. Yani canı o kadar azaldı ki Sobora neden burayı zorlamak istedi anlayamadım açıkçası. Yalnız her şey iyi gidiyordu Galacticos tarafı için. Üst tarafta gerçekten hiç beklemedikleri bir şey bu arada. Yani en sağlam gözüken, en sağlam şampiyonuyla oynayan oyuncuları durup durduk yerde birebir de skor verdi. Ya öyle ama bu Sobora'nın kimliğinde var biraz canı. Çok iyi birebir yapan bir oyuncu ama tabii bu özgüvende bazen bu tarz hataları akabinde getirebiliyor. Galacticos adına iyi haber şu, bu verilen skoru bir şeye dönüştüremedi Beşiktaş. Sadece 300 altın olarak nuke'da kaldı. Trix deneyecek burayı. Carry ile birlikte geliyor. Syndra'nın üzerine direkt derin darbe. Üzerine bir çıpa kullanıldı. Oy, üzerine baloncuk. Kitle kontrol zincirine bak. Bir de onu geriye doğru attı Milika. Ya bu yani neymiş ya? Muhtemelen mouse ve klavyeyi bıraktı artık ilk derin darbe geldikten sonra. Aynen öyle. Bu Nautilus neymiş aga ya? %100 skor katkısı. Direkt meta'ya sokmaya karar vermiş. Hatta burada bir şeyler daha var. Orada rakiplerini görüyorlar. Ve Galacticos alt koridorda iki skor çıkarmak üzere. Kafris geldi. Şimdi infaz kullanılıyor. Trix sıçrası var. İyi bir infaz, iyi Trix'ten atılan bir sıçra. Çıpa tuttu Trix skoru bulurken kule altında. Bir skor da burada. Gamine gidiyor. Ve Galacticos 5-2'yi buldu. Altın farkını açmaya devam ediyorlar. Jax niye öldü? Alt koridorda işleri iyi gidiyor diye muhtemelen. Abi bizimkiler kazanıyor mu? İtlerim ben de dedi. İlk kuleyi de verdi bu arada. Sobora. Mükemmel bir atlayış. Ulti açılmış. Nuk diyor ki ne yapıyorsun sen? Ben Poppy'yim. Boom. Çekil önümden. Boom ulti. Abi biz bunu izledik. O yüzden görüş hakimiyetleri de olacak. Durum böyleyken aslında Galacticos'un durumu göründen çok daha iyi. Galacticos alamete başlıyor mu? Üst koridorda çok daha güçlü olarak gelecek Poppy buraya. Eğer kim savaş isterse de Beşiktaş. Burada savaş isteniyor gibi çünkü Beşiktaş toplanmış durumda. Andariel de yetişti. Bakalım deneyecekler mi? Alamet yarışana kadar düşüyor. Gamin biraz daha kendi güvenli mesafeye tuttu. Bu arada alamete yaklaşamadı Beşiktaş tarafı. Milika öne adım atınca yani şu anda o Kusante'yi düşürmek bir de arkasında Nami falan varken hiç kolay değil. Evet, Ejder'e 15 saniye kala orta koridorda iki tarafta toplandı. Sobora yok burada. Sobora'nın yokta savaş istenecek mi bakalım. Milika ile Trix buradan uzaklaşıyor. Trix bu arada sıçrasını kaybedebilir. Takımdan çok ayrı kaldı. Onun üzerine bir Shurelia basıldı. Erken kullanılan bir sıçra. Yavaşlatma da geliyor. Bu arada iyi bir sağlam duruş. Trix'i burada yakaladılar. Yaşatabilecekler mi? Yaşattılar da.
Yine multisa geliyor, 2 kişilik bir baloncuk. Soboru da geliyor. Soboru geldi. Soboru rakibinin arasında. Soboru'nun 3 kişilik bir sersemletme. Kilias son anda çıkarken buradan iyi bir çıpa. Trix düşüyor mu? Nuke'u yakaladı. Nuke saçar tohumlu uzaklaşacak gibi. Nerelere gittiler? Birebir bir değişim. Trix de Andariel burada. Takaslanmış oldu. Ormancısı yok ama Galacticos burada yeterince sağlıklı durumda ve ormancısı olmamasına rağmen bu ejderi istiyorlar. Yok, sokmazlar oraya. Yani Kilias'ın can barına bakıyorum. Oraya giremez asla. İşte iki asist falan beklerse hiç alakası yok olayla yani. Hop, Gamin geldi. Geldi buraya. Bir sersemletme. Ultiye bastı Soboro. Nuke ultiye basıyor da. Gamin'i duvara vurabilir mi? İyi hasar ama. Öldürüyordu yetmedi. Be. Yetmedi. 500 ödül altını vardı Gamin'de. Evet evet. Bir de onu alsaydı. Ya şu anda çok fazla bir şey olmayacak. Şimdi onu alsaydı deyip de çok da hype'ı vermeyeyim de. Yine de 2'ye 1'i kazanmış olacaktı. Abi ben sadece Lucian'a bakıyorum şu an. Lucian 4-0-2. Mis gibi pozisyon. Oo, Kerry yakalandı. Kerry ultiye basıyor ama Kerry az. Çok rahat bir skor onun için. Ve şimdi tabii Jax aşağıda olduğu için silahlar çok uygun. Aa, Jax'in ışınlanı yok. Ve silahlar çok uygun. Hızlı erir burası. Işından kullanıyor Nuke'dan. Bakalım karşılaşmanın dönüm noktası olacak mı burası? Baron hiç fena erimiyor. Yarıcana indi ama Sobor'a yetişti. Manası çok az. Canı da %60 dolaylarında. Galacticos Trix'in eline bakıyor. Trix burada arkada tutuldu. Arka tarafta kullanılan bir ulti var. Kireas Baron'u almayı başarıyor. Trix yalnız başına kaldı. Onu daha fazla Milika zorlamak geliyor, istemiyorlar. Geliyor. Geriye Sobor'a döndüler ama Nuke yalnız kaldı. Nuke'un üzerine giden bir Milika var. Milika Nuke'u yakalıyor. Çipa tuttu. Yine Trix almak istedi. Nuke bu sefer yetmedi hasar onun için. Milika yalnız düşecek birebir de Nuke'un hasarı çok fazla bu unutuldu. Takım arkadaşları da yetişiyor ya. Milika tek bir vuruş yetecek artık ve buraya kadar dedi Nuke. Hem Baron hem skor. Hemen orta koridor kulesini alıyor Beşiktaş tarafı. Rahat bir kule. Sonrasında reset istenecek sanırım. Ve Ruh. Yufani. Geliyor. Ama Beşiktaş çok öyle bırakmaya niyetli değil gibi görünüyor burayı. Jax'in pozisyonu çok iyi bu arada. Milika pitte kaldı. Yarıcanı gitti şimdiden. Şimdi Soboro çok uzun mesafeye giden. Var. Soboro buradaki savaşa dahil olmak için Saşar Doğum'u kullanılıyor. Bu arada Milika düştü. Takımın en tank üyelerinden birisini kaybettikten sonra Galacticos burayı oynamak çok zor. Trix de düşüyor. Ve Beşiktaş ilk ejderini alacak. Ya Milika sıçrası varken, gargoyle dururken, kronometresi varken çok erken düştü. Absurd, o kadar kritik bir hamle yaptı ki. Ya ultilerin gelmesine bir 10-15 saniye var. Özellikle Soboru'nun. Bir 10-15 saniye sonra rahatlayabilir Galacticos ama. Gamin'i atlar burada. Nuke şimdi sıçrayla birlikte boyun. Ve yakaladılar Gamin'i. Gamin düşüyor muazzam oyun Nuke'tan. Nuke skoru bulduktan sonra devamında Milika'nın üzerinde. Öncesinde Kerry'den skor alınıyor. Andariel'e gitti bu skorda. Yani Nuke maça damga vuran performansını sergilemeye devam ediyor. Verin MVP'sini ama şeyi de sorgulamak istiyorum. Ya takımda Kassandra var, Jax var. O çalıya kimse bakmaz mı be? Yazık Lucian'a da. Adam tepki veremedi. Şok oldu yani. Bir anda böyle arkasında Poppy çıktı çünkü. Ya direkt sıçra belki kurtarabilirdi onu ama hiç beklemediği bir an onun da. Yani tabi hala Andariel yeteri kadar güçlenemedi ama oyunun erken ve orta kısmındaki kadar aşırı geride değil. En azından 3. eşyasına yaklaşmış durumda. Hatta bir ödül altını var üzerinde. Bozuk. Başka bir açıklamam yok. Nasıl olabilir ya? Evet, yine herhangi bir sonucu ulaşmayacak tartışmaya başladık her zaman gibi. 100 milyon fark var ya. Peki. Arkaya ilerlemesine izin vermiyor tabii rakibi. Kuleye vuruyorlar. Burada. Bu arada unutuldu mu kuleye? Yan tarafta totemle çok fazla oyalandı Galacticos ve belki de savunabilirlerdi bu kuleyi. Ama şimdi devamında artık inhibitörü savunmak da pek mümkün değil gibi. Dakika 33'te ilk inhibitörü düşürecek Beşiktaş haritanın alt tarafından. Kireas biraz önde kaldı. Kireas yarıcanını kaybediyor. Şimdi kullandı kulonunu. Kireas üzerine bir nama ultisi geldi. Bakalım kime isabet edecek. İki kişiyi buluyor. İyi bir sağlam duruş Nuke'dan. Çekicini salladı ve sadece Trix'i uzaklaştırdı buradan. Yeterli. Ve onun gitmesi de aslında kovalamacayı durduruyor. Evet, Baron'a 2,5 dakika bir geri sayım. Baron'dan yaklaşık bir 15 saniye önce de ejder çıkacak. Ya Galacticos yaklaşık bir 10 dakikadır rakibinin oyununu izliyor sadece. Yapılan hatalar, kaybedilen baronlar, kaybedilen takım savaşları. Ulti. Şimdi Kerry'den çok iyi bir ulti. 2-3 kişiyi buldu. Baloncuk kaçıyor yalnız.
Sayezden kullanılan ilk kronometre, arkadan gelen bir ikili var. Bir tanesi Milik oldu, diğeri de Soboro. Rakibini harika kapattı burada Galacticos. Bakalım bu savaş kazanabilecekler mi ama Unreal muazzam bir pozisyonda. Gamin düşmek üzere, Gamin yine düştü. Yine Gamin düşüyor. Kreas ve Sayez ikilisinden iyi oyun. Ve Galacticos belki de bu maçtaki son takım savaşını yaptı. 3'te 3 yapan bir Unreal var. Savaş harika başlamıştı onlar için ama. Burada da alıyor. Beşiktaş savaşı kazanıp oyunu bitirmeye gidiyor. Burada Nuke'dan kullanılan ışınman tek bir Nexus kulesi var. Takım arkadaşları da geliyor. Nuke'dan dans kronometreyle beraber ve 35 dakikanın sonucunda Beşiktaş Nuke'un muazzam performansıyla bu karşılaşmayı bitirmeye gidiyorlar. Yani Galacticos kış mevsimindeki laneti devam ediyor onların. Gerçekten çok üzücü ya yine onlar için. Yani şu maç bir Baron etrafında, bak onu da diyeceğim. Evet MVP Nuke ama çok kritik anlarda Kreas'ın yaptığı hamleler, Baron'un orada, Nami'nin yakalayışı. Bir de son savaşta tek başına gitti, Lucian'ı aldı çıktı. Bir Syndra sadece dokundu orada o kadar. Aynen aynen. Yani orada en büyük hasar da işi de yapan yine Kreas'tı. Ona da en iyi yardımcı oyuncu ödülünü verebiliriz. Evet kesin verilmiştir o ödül zaten.